Bu alıştırmamızda montajın çakışma analizine ve montajdaki parça ve toplam montajın ağırlık bilgilerine bakacağız. Montajların analizi başlığı altındaki kullanacağım dosyamı açıyorum. Montajın toplam fiziksel özelliklerini görmek için uygulama menüsünün altından iProperties komutunu çalıştırabilirsiniz. Physical bölümü montajın ağırlık ve diğer bilgilerini verir. Update dediğimde bu montajın toplam ağırlığını, alanını, hacmini ve diğer fiziksel özelliklerini elde edebilirim. Yaklaşık 7,2 kilogram ağırlığında bir montajdan bahsediyoruz. Buradaki parçayı aktif duruma getirelim. Parçanın aynı şekilde aynı yerden yine fiziksel özelliklerine ulaşabilirim. İlk dikkatimi çeken nokta bu parça dosyasında farklı bir birimin kullanılmış olması. Dolayısıyla montajla uyumlu olması için bu birimi değiştirelim. Tool şerit menüsünün altındaki Options panelinden Document Settings komutunu çalıştırıyorum. Bu bölümde Units kısmı bulunmaktadır. Units ile bu dosyanın birimleri ayarlanabilir. Uzunluk için milimetre, ağırlık için gram seçiyorum ve OK ile devam ediyorum. Şimdi yeniden iProperties komutuna gelirsem Physical bölümünde bu sefer yeni birimlere göre benim yeni fiziksel özelliklerim yer alır. Buradan malzeme seçip bu malzemeye göre fiziksel özelliklerin değişimini de sağlayabilirsiniz. Ya da daha farklı bir yöntemle kendiniz elle bu parça için bir ağırlık bilgisi tanımlayabilirsiniz. OK ile devam edelim ve yeniden montaja dönelim. Montajın ağırlık bilgisini alacağımız iProperties komutunu çalıştırıyorum. Physical bölümünden dikkat ederseniz ağırlığın yaklaşık 2 kilogram kadar arttığını göreceksiniz. Dolayısıyla elle de girsem montajın ağırlık hesabında bu bilgi dikkate alınır. Montaj analizleri başlığı altında bakacağımız bir diğer konu da montajdaki çakışmalar. Montajdaki çakışmalara Inspect şerit menüsü altından Analyze Interference komutuyla ulaşabilirsiniz. Bir diyalog kutusu açılır ve bu diyalog kutusunda iki farklı setin ya da grubun seçilmesi istenir. Dolayısıyla bu grupların çakışma durumları buna göre incelenecektir. Birinci set için Browser penceresinden bu görmüş olduğunuz 3 parçayı seçiyorum. Daha sonra ikinci set olarak sete diğer parçaları ekliyorum ve OK ile devam ediyorum. Autodesk Inventor hesaplamasını yapıyor ve eğer var ise çakışmaları bana bir diyalog kutusu aracılığıyla ve çizim ekranında gösteriyor. Çizime yaklaşırsam burada çakışan bölümü daha rahat görebilirim. Diyalog kutusundan da hangi parçaların çakıştığı ve bunların çakışma miktarının ne olduğunu da elde edebilirim.